adalet insan olmaktır. Adalet vicdanlı olmaktır. Adalet insan olduğunu unutmamak. Daha önce bu olay başımıza gelmeden önce ne bir gün karakola ne de adliyelere yolumuz düşmedi. Bu katliama uğradıktan sonra şu an birinci evimiz Adliye Sarayı önü olmuş. Bize yapılan bu katliam hem iş yerimizde hem devlet hastanesinde güvenlik kameralarının önünde meydana gelmiştir. Bu katliamı yüzlerce tanığı var. Bir insan hastaneye adımını attığında devlet güvencesi altına giriyor. Milletvekili ve ailesinin bize karşı yaptığı saldırı aynı zamanda devletin iradesine yapmış olduğu bir saldırıdır. 4 yıldır hastanede bir katliam yapılmış ve 4 yıl bitti. Hastane katliam davasıyla ilgili hala gizlilik kararı devam ediyor. Ben buradan hukuk alanında bütün ilgili kurumlara sesleniyorum. Bir dava, yüzlerce tanığı olan bir dava, hastanenin içinde meydana gelen bir dava. Niye 4 yıldır hala gizli kararıyla soruşturma aşamasında devam ediyor? Yani bunu kim açıklayabilir? Hangi hukuk diliyle açıklayabilir? Burada sadece üstünlerin talimatı geçiyor, üstünlerin hukuku geçiyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyız. Bütün vatandaşlar talep ettiği adaleti biz de talep ediyoruz. Bundan başka hiçbir şey istemiyoruz. Dünyanın dengesi adalet üzerine kurulmuştur. Devletin dini adalettir diye bir söz vardır. Eğer bir ülkede adalet terazisinin dengesi bozulursa o ülkede huzursuzluk başlar, kaos başlar ve önü anlamayacak kötülükler başlar. Bir ülkede adalet yoksa orada suçlular toplumda gezerler ve bu cezasızlık politikasından yararlanarak suç işlemeye devam ederler. Eğer devlette adalet yoksa o adaletsizliği ortadan kaldıranlar da bir gün bunun cezasını çekecekler. Bunu tarihte tanıkları vardır. Adalet olmadan düzen olmaz. Adalet olmayan devlet yıkılmaya mahkumdur. Adalet nöbetimiz başladıktan sonra sürekli davamız gündeme geliyor. Zaman zaman TV programlarına katılıyoruz. Bu mücadelemiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme geliyor. Biz artık gündeme gelmek istemiyoruz. Biz bu olayla artık gündeme gelmek istemiyoruz. Biz normal hayatımıza dönmek istiyoruz. İstediğimiz talebimiz tamamıyla hukuk devletinin gereğini yapmasını istiyoruz. Bu yaşadığımız adaletsizlik sadece bize karşı yapılmıyor. Türkiye'de buna benzer birçok adaletsizlik var. Son süreçte başladığımız nöbetle ilgili birçok aileye de ilham kaynağı oldu. En son Pınar Gültekin davasıyla ilgili de yani bu haksız karar verilince bu aile de bir mücadeleye başladı. Diğer tarafından Tunceli'de Gülistan Dokun'un ailesi var. Onlar da Türkiye gündeminde, Türkiye'nin birçok yerinde hakimlerin, savcıların verdiği kararlar vicdanlarda yara bırakıyor ve insanları bu mücadeleye sevk ediyor. Türkiye'nin yani her kurumunda krizler yaşanıyor. En büyük krizi Türkiye'de ekonomik kriz olarak geçiyor. Biz ekonomik olarak baksak da bu krizlerin altında adaletsizlik var. Bu adaletsizlik giderilmeden Türkiye refaha kavuşmayacaktır. Türkiye'ye huzur gelmeyecektir. Buradan tekrar yetkililere sesleniyorum. Ekonomik güven sağlanması için adalet gerekiyor. Bu anne bu adliyenin önünde oturduğu sürece Türkiye'ye huzur gelmeyecek, adalet gelmeyecektir. Evet, nöbetimiz ikinci yıla giriyor. Önümüzdeki günlerde gene bir adli tahsil başlayacak. Sözde buradaki hakim savcılar da adli tahsile girecek. Her gün savcılar
bu anayı görüp, bu adaletsizliği görüp adliye giriyor ve kısa bir süre sonra da adli tatile girecekler. Bu zulme ortak olan, bu zulme tanık olan savcılar ve hakimlerin de aileleri var, anneleri var, çocukları var. Evet, Türkiye'de her alanda krizler yaşanıyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde, birçok ilinde üstünlerin hukuku uygulanıyor. Bu adaletsiz verilen kararlar vicdanlarda yara bırakıyor. Türkiye'nin her yerinde adalete muhtaçlık var. Bu adaletsizlik giderilmeden Türkiye'ye huzur, refah gelmeyecektir. Evet, buradan herkese çağrımız, insani bir mücadele veriyoruz. Bütün siyasi partilere, bütün kurumlara eşit mesafedeyiz. Bütün kurumlardan, hukuk örgütleri başta olmak üzere herkesten çağrımız bu adaletsizliği gündeme getiriyor. Ama bu gündeme getirme adaleti getirmiyor. Bu mücadeleyi büyütmeliyiz. Türkiye'nin aydınlık geleceği için bu mücadeleyi, bu adaletsizlikleri ortadan kaldırmak için herkes bana dokunmayan ilan bin yıl yaşasın sözünü kimse kabul etmesin. Bugün bize yaşatılan yarın farklı insanlara da, insanların başına da gelebilir. Kimsenin bu adaletsizlikler kimsenin başına gelmeden herkes hakkın yanında olsun, mazlumun yanında olsun ve bu hukuksuzluklar giderilsin. Biz de evimize gidelim. 4 yıldır hukuksuz bir şekilde tutuklu bulunan bir kardeşimiz var. 2 evladı ve eşini kaybetmiş bir anne var. Bu adliye kapısında her gün ağlıyor. Bu zulüm devam ettiği sürece Türkiye'ye huzur, adalet gelmeyecek.